denk kayıpları ile açıkta bekleyen gemilerdeki silah ve cephaneleri alır, kıyıya çıkartılır. Kıyıya çıkan bu silah ve cephaneler ise bu şekilde kanılarla, kan kolları şeklinde buradan Kastamonu'ya, Kastamonu'dan Çankırı, Ankara yol güzergahı şeklinde bu silah ve cephaneler cephelere ulaştırılmak üzere milli mücadele döneminde ulaştırılmıştır cephelere. Nereden gelmiştir bu silah ve cephaneler? Genellikle Rusya'dan. Daha sonra İstanbul'dan kaçakçılar yöntemiyle bu silah ve cephaneler gelmiştir İnebolu'ya. Kesintisiz 3 sene boyunca yağmur, çamur, kar demeden bu silah ve cephaneler taşınmıştı arkadaşlar. Çok zorlu bir süreç. Çünkü düşünün, kar yağışında bile bu silah ve cephaneler kesintisiz devam ediyor. Şehit Şerife bacımız temsilen kendisi donarak şehit olmuş bir kişi. Düşünün. Yani bu silah ve cephaneler ne kadar zor süreç. Üstündeki şalını hiç düşünmeksizin silah ve cephanelerin üstünde örtmüş. Kendisi de donarak şehit olmuş bir kişi. Yine Hamamcı Kapı Salih Bey'iz temsilen. Kendisi 70'lik bir dedemiz. 70'lik bir dedemiz hiç düşünmeden yaşına başına aldırış etmeden yine bu silah ve cephane sevkiyatında yardımcı olmuş bir kişidir. Bu zorlu görevi en çok üstlenen kadınlarımız. Yaşasın. Çünkü erkeklerimiz savaşta yer aldığı için genellikle kadınlarımız, yaşlılarımız bu zorlu görevi üstlenmiştir çekinmeden. Daha sonra tabii biz bu silah ve cephane